Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden bir kadının paylaştığı ileti gündemi epey meşgul etti. Paylaştığı iletide annesini OnlyFans hesabı açmaya ikna ettiğini ve yakında hesabını paylaşacağını söylüyordu. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemem ama bu ileti birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. İroniktir ki hali hazırda sansürlü olan Ekşi Sözlük başta olmak üzere birçok sosyal medya platformlarında OnlyFans'ın kapatılması için çağrılar yapılmaya başlandı. Cimer'e yapılan başvurular sonucunda da çok sürmeden site erişimi engellendi. Erişimi engellenmesinden sonra bir grup insan bunun doğru olduğunu, toplumu ahlaki yönden bozan bu gibi platformların kapatılması gerektiğini, bir başka grup ise kapatmanın bir sonunun olmadığını, ne kadar kapatılırsa kapatılsın girmek isteyenin muhakkak bir yolunu bulacağını belirtti. Açık söylemek gerekirse bu tartışmalardan ziyade benim ilgimi çeken ve üzerinde epey düşünmeye iten şey, OnlyFans ve benzeri platformların toplumun ahlaki yapısını değiştirip değiştirmediği ve gençlerin kolay yoldan para kazanmak için bedenlerini sergilemesinin ne kadar etik olduğuydu. Belki içinizde bu siteyi para kazanma amacıyla ya da cinsel tatmini gidermek için abone olma yoluyla kullanan arkadaşlarımız vardır. Bilemiyorum ve yargılamıyorum ama felsefi açıdan incelemek istiyorum. Bilmeyenler için açıklamak gerekirse bu platform kendisini içerik üreticilerin hayran kitleleriyle otantik ilişkiler geliştiren ve bu içeriklerden para kazanmalarına olanak tanıyan yaratıcı sosyal medya platformu olarak tanımlıyor. En başta kendini tanıtmak isteyen müzisyen ve sanatçıların sanatını icra ederken hayatta kalabilmek için para kazanma umuduydu. Fakat bir süre sonra bu platform tamamen porno sektörünün eline geçti. 2021 yılında müstehcen içerikleri engelleyeceğini belirten platform daha sonra sözünden caydı ve site bugün sadece cinsel tatmin arayan insanların kullandığı bir yer haline dönüştü. Fakat bir dönüşüm daha yaşandı, o da seks işçisi olmadığı halde bunu ben de yapabilirim diyen kadınların kendi hesaplarını oluşturmasıydı. Onlar kendilerini kaba bir tabirle fahişe olarak görmüyorlar. Onlar kendi deyimleriyle içerik üreten sıradan insanlar. Şimdi buradan itibaren tamamen kendi fikirlerimden yola çıkacağım ve aklıma gelirse çeşitli filozoflardan da ilham alacağım. Bu sebeple yanlış, eksik ya da kusurlu bulduğunuz fikirleri belirtebilir. Eğer varsa düşüncelerinizi açık bir şekilde paylaşabilirsiniz. Sizden sonuna kadar dinlemenizi rica ediyorum. Öncelikle ahlak felsefesi adlı videomda ahlakın ne olduğunu ve onu inceleyen etiğin ne anlama geldiğini paylaşmıştım. Eğer merak ediyorsanız o videoyu da izleyebilirsiniz. Fakat kısaca bahsetmek gerekirse ahlakı şöyle tanımlamıştım. Ahlak, insanlara neyin iyi ya da neyin kötü olduğunu veya neyin doğru veya neyin yanlış olduğunu belirten bireylerin, toplumların ya da grupların ortaya koyduğu ilkelerdir. Ahlak felsefesi yani etik ise bu tanımlamayı inceleyen, ortaya konan kuralları, yargıları ve ilkeleri araştıran bir disiplindir. Ahlakın normatif olarak belirli bir kıstası yoktur. Yani toplumlara göre değişkenlik gösterir ve başka toplumlar tarafından saygı duyulması beklenir. Çünkü hiçbir toplum kendi değerleriyle oynanmasını ya da eleştirilmesini istemez. Madem belirli bir ahlaki çerçeve ortaya koymak güç ve bireylere ve toplumlara göre bu kıstas esneyebiliyor, o halde OnlyFans gibi platformlar içinde eleştiri getiremeyiz demek doğru olur mu? Bu platformlara içerik üreten insanların kolay para kazanması büyük bir sorun olarak görülüyor. Çünkü kolay para cezbedici olduğundan maddi açıdan güçsüz olanların ilk tercih noktasıdır. Bu bakımdan bu platformların özendirici olması, maddi güçlüklerle karşı karşıya kalan bireylerin bu platformlara kaydolduktan sonra sömürülebileceği veya istismara uğrayabileceği riskini ortaya çıkarır. İçerik üretenler kendi bedenini sergilemek için kendisine bir fiyat biçer. İlerleyen süreçte kazandığı parayla lüks yaşamını gösteriş haline getirip koşulların rahat olduğu algısını oluşturur. Bu da insan bedeninin ticari bir nesne haline geldiğini gösterir. Fakat insan onuru söz konusu olduğunda toplumlar için bu tür davranışlar çoğunlukla kabul edilemezdir. Çünkü tüm insanlar özgür olduğu kadar eşittir ve değerlidir. Bedeni ticari bir araç haline dönüştürmek, nesnelleştirmekten farksızdır. Bu durum insanların özgür iradeleri ve değerleri göz ardı edilerek sadece cinsel cazibeleri veya bedenleri üzerinden değerlendirilmelerine yol açacağı için bireyler yalnızca birer nesne olarak görülür. Bu da insan onuruyla bağdaşmaz. Dolayısıyla Kantçı ahlaki felsefeyle düşünecek olursak bu insanların davranışının kesinlikle ahlaksızlık olduğunu söyleyebilirdik. Çünkü filozofa göre bu kişiler kendi işlerinde bir amaç yaratmaktan ziyade bir amaca giden yolda araç olarak yaşamlarını sürdürürler. Kendine veya başkalarına yalnızca cinsel hazzın aracı gibi davranmak, insan onurunun saygı duyulacak ilkesiyle bağdaşmaz. Ama eğer utilitarianizm yani faydacı felsefi ilkelerle düşünecek olursak, cinsel arzuları tatmin eden bu insanların gönüllü bir hizmet yaptığını, bu yüzden bir bütün olarak toplum için yararlı olduğunu ve genel mutluluk veya esenliğe dayalı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebilirdik. Fakat feminist felsefeyle bakacak olursak bu işte büyük bir terslik olduğunu söyleyebiliriz. OnlyFans denilince akla ilk olarak kadın gelmesi, platformu yoğun olarak kadınların oluşturmasıdır. Bu bakımdan bu platformlar çağdaş yaşamın önemli bir unsuru haline geliyorsa genel olarak kadınlığın sömürülmesini temsil ediyor diyebiliriz. Feminist düşünür Simone de Beauvoir, fuhuşta var olan güç dinamikleri ve sömürü hakkındaki endişelerini dile getirip fahişeliğin toplumsal cinsiyet eşitliğini ve nesnelleştirmeyi güçlendirdiğini ve kadınların sömürüldüğünü savunuyordu. Bu platformda elbette fuhuş ve fahişelik yok ama bedenin nesnelleştirilmesi var. O halde diyebiliriz ki bu platformlar cinsiyet eşitsizliğine sebep olabilir ve kadını özgürleştiriyoruz fikri tamamen uyduruk bir ifade olabilir. Guy Debord'un 1967 yılında yayınladığı Gösteri Toplumu kitabının bugüne seslenmesi oldukça ilginç. Çünkü kitapta yazar, modern toplumun insanların kendi gerçekliğini doğrudan deneyimlemek yerine görsel imgelerle, medya ve tüketim aracılığıyla deneyimlediği garip bir şekle büründüğünü söylüyor. Kitap, modern toplumun muazzam bir eleştirisini yapıyor. Eğer okumadıysanız muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum. Platformun içerik üretenler için en önemli sorunu güvenliktir. Burada üretilen içerikler abonelere özeldir. Eğer kötü niyetli insanlara denk gelinirse video veya görseller başka platformlarda sergilenebilir ve özel bilgiler bir anda toplumun geneline yayılabilir. Sonuç olarak basit bir sızdırma diyebileceğiniz bu güvenlik ihlali aslında o kadar basit değil. Bu durum psikolojik veya duygusal açıdan içerik üreten kişiyi yıpratabilir. Toplum içinde damgalanma, itibarın zedelenmesini, gelecekteki iş fırsatlarını, aile planlamasını ve en önemlisi sosyal ilişkilerin berbat olmasına sebep olabilir. Bir zincir halkası misali ilerleyen bu sorunlar gelecekte zihinsel sorunlara, depresyona, anksiyeteye veya özgüven kaybına sebep olabilir. Ben bunu kısa süreli yapıp biraz para kazanırım diye düşünmek hatalıdır. Çünkü burada atacağınız ilk adımdan geriye dönüş pek mümkün değildir. Zira insan kendisinden ve düşüncelerinden kaçamaz. Eğer ileride bu yaptığının utanç verici olduğunu anlarsa ömür boyu bununla yaşamak zorunda kalır. Bu söylediklerim bir tenkit ya da bir eleştiriden ziyade bir endişe halidir. Zira kişisel kararlar söz konusu olduğunda hiç kimseye böyle yap deme hakkını kendimde görmüyorum. Bunu siz de yapamazsınız. Çünkü bu platforma giren kişinin kendi erdemlerini ve ölçütlerini göz önünde bulundurarak bir karara vardığını düşünmek istiyorum. Peki böylesi risk ve endişeler varken OnlyFans'ın kapatılması doğru muydu? Bana göre doğru değildi. Çünkü yasaklayarak bir yere varılamayacağını rasyonel düşünen herkesin anlamış olması lazım. Yetişkinlere yönelik içerikler bu platformun kapatılmasıyla birlikte son bulmadı, halen orada duruyor. Ayrıca bir şeyi yasaklamak, onu daha çok ön plana çıkarmaktan başka bir şeye yaramıyor. Çünkü yasak olanın cazibesi diye bir şey var. Bunu suç ve ceza sistemi için düşünenler de var. Mesela Tolstoy'un Diriliş romanında geleneksel ceza sisteminin olumlu sonuçlara yol açmadığı konusundaki duruşunu görebiliyoruz. Ona göre verilen ceza suçu azaltmadığı gibi gelişen dünyada suçlu sayısı giderek artıyor. Tolstoy kitapta cezalandırıcı yaklaşımın temellerini sorgulayarak suçu teşvik eden sosyal koşulların araştırılması gerektiğini savunuyordu. Eğer bu kitabı da okumadıysanız muhakkak tavsiye ediyorum. Peki niçin platformun yasaklanmasını yanlış buluyorum? Bana göre bu tür platformların varlığı ifade özgürlüğünün en önemli temsilidir. İnsanların kendi içeriklerini istediği koşullarda, istediği şekilde üretebilmesi özgürlüğün bir göstergesidir. Bireylere kendilerini ifade etme ve yaratıcılıklarını gösterme fırsatı verir. Platformun açık olması, içerik üretenlerin kendi bedenlerini ve cinsel kimliklerini özgürce kontrol edebildiğinin güvencesini verir. Bunun yanında sektörün içinde olup da ayrımcılığa ve istismara uğrayan insanlara da özgürlük fırsatı verir. Burada içerik üreten insanlar gökten zembille inmediler. Bu insanlar zaten toplumun içinde var olan insanlardı. Finansal özgürlüklerini de bu platform sayesinde geliştirebildiler. Toplumsal endişelerde suçlu arayacaksak, burada içerik üreten insanların tamamını fişlemenin bir alemi yok. Elbette sorunlu olanlar da vardır. Ahlaksızlığı kendi çıkarı için kullanmaya çalışanlar olabilir. Takipçi kazanmak, gündeme gelmek ve daha çok abone kazanmak için 40 takla atan ve toplumsal değerleri hiçe sayanlar olabilir. Fakat bunları da görmezden gelebilmek için eğitim araçlarını geliştirmek mühim bir konu haline geliyor. Hakikatin ne olduğunu arıyorsak eğer, belki de bütün bu sorunların özüne inen en doğru soru şu olabilir. Neden ekonomik koşullar insanları böylesi platformlarda içerik üretmeye yönlendiriyor? Fırsat eşitliği sağlandığında, insanlar açlık sınırının altında çalışmadığında, bir ev, bir araba almak için ömrünü sürünerek geçirmediğinde bu endişelerin gündeme gelmesi beklenir mi? Bence beklenmez. Burada yine Tolstoy'un yaklaşımına geliyoruz. Bireyleri suçlamak ve onları cezalandırmak yerine neden koşulları araştırmıyoruz ve neden insanları iğrenç bir bataklığa doğru sürüklüyoruz?